periyodik durumlara geldik. Tespirle hemen devam edelim. Bu tip sorularda arkadaşlar öncelikle döngüyü yakalamamız gerekiyor, tamam mı? Odak noktamız burası olsun. Hemen okuyalım. Saat 11.30'dan 152 saat sonra saat kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar saatteki döngü nedir? 24'tür, değil mi? Her 24 saatte bir kendini tekrar eder. Atıyorum şu anda saat 8 ise 24 saat sonra yine 8'dir arkadaşlar. Dolayısıyla biz 152'yi 24'e bölelim. 152'yi 24'e bölelim. Kaç defa var? 6 defa var. 144 yapar. Kalan da 8 olur. Ben bu 11.30'un üstüne şuradaki 8'i eklediğim takdirde 19.30 olmuş olacaktır. Doğru cevabımız E şık. 2'ye bakalım. Bugün günlerden cuma olduğuna göre 137 gün önce hangi gündür? Bakın öncesini soruyor. Günlerdeki döngü nedir arkadaşlar? 7'dir. Niye? Her 7 günde bir kendine tekrar eder. Dolayısıyla 137'yi 7'ye bölecek olursam bir defa var. 67, 9, 63, kalan 4 olacak. Şimdi öncesini istediği için cumadan 4 gün önceye gideceğim arkadaşlar. Cuma, perşembe, çarşamba, salı ve pazartesi olmuş olacak. Tamam. Doğru cevabımız B şık. 3'e bakalım şimdi. 6 günde bir gitar kursuna giden Furkan, gitar kursuna ilk kez pazar günü gittiğine göre 17. kez hangi gün gider? Bak dikkat edelim. İlk kez, yani birinci kez pazar günü gitmiş zaten. O zaman gitmesi gereken ne kadar kaldı? Kaç kez kaldı arkadaşlar? 16 kez, değil mi? Bir tanesini gitmiş çünkü. 16 kez. 6 günde bir gidiyor bu. Dolayısıyla 6 çarpı 16 96 gün yapar arkadaşlar. Şimdi hangi gün gideceğini soruyor. Günlerdeki döngü neydi arkadaşlar? 7 idi. Dolayısıyla ben 96'yı 7'ye böleceğim. Bir kere var. 26, 3, 21. Ne olacak? 5 gün. 5 gün sonra. Şimdi ne zaman gitmişti arkadaşlar? Pazar günü gitmişti. Pazardan 5 gün sonrası ne yapacak arkadaşlar? 7 eklesem. Şimdi günlerdeki döngü 7 ya. 7 eklesem bir daha pazar olacak. O yüzden 2 gün daha geri gelmem lazım 5 olması için. Yani cumartesi ve cuma olacak, değil mi? 2 gün geri geldiğim zaman. Doğru cevabımız B şık. 4'e bakalım hemen. Oğuz kalem kelimesinin harflerini alfabetik sıraya göre beşer beşer bir kağıda. Bakın nasıl yapacakmış? Alfabetik sıraya göre. 200 harf olacak şekilde yan yana yazıyor. Buna göre Oğuz'un yazdığı baştan 142. harf aşağıdakilerden hangisidir? Bakın alfabetik sıraya göre yazacak olursam A'yı yazacağım. E'yi yazacağım. Değil mi? K, L, M. Bakın bu şekilde yazacağız arkadaşlar. A, E, K, L, M. Bakın buradaki bizim döngümüz ne? Bakın her 5'te bir kendini tekrar ediyor. Dolayısıyla ben 142'yi 5'e böleceğim. Kalan ne olacaktır arkadaşlar? 2 olacaktır. İkinci sıradaki harfimiz de E olmuş olacaktır. Dolayısıyla cevabımız D şık. 5'e bakıyoruz. 9 gün sonra salı olduğuna göre 145 gün sonra hangi gündür? O zaman 9 gün sonra salıysa bugün hangi gündür? 7 gün öncesine geleyim. Günlerdeki döngü 7 ya. 7 gün öncesine geleyim. 2. Yani 2 gün sonrası yine salı olacak. 2 gün sonrası salıysa bugün nedir arkadaşlar? Bir 2 gün daha geri gidecek olursam pazartesi ve pazar olacak. Değil mi? Bugün demek ki arkadaşlar bugün pazar. Günlerdeki döngü yine 7 olduğuna göre 145'i benim neye bölmem lazım? 7'ye bölmem lazım. Zaten 20 kere deyince 140 yapıyor. Kalan da 5 oluyor. 5 gün sonrasına bakacağım ben. Şimdi arkadaşlar bugün pazar değil miydi? Evet. Dolayısıyla 7 gün sonra bir daha pazar olmayacak mı? Evet. Ama ben 5 gün sonrasını arıyorum. O yüzden pazardan bir 2 gün daha geri gelmem lazım. Cumartesi ve cuma olacak, değil mi? 2 gün geldiğim zaman. Doğru cevabımız D şık. 6'ya bakalım. Bakın ikisini toplamış devirli sayıları K olmuş. K sayısında virgülden sonraki 75. rakamı kaçtır? Demek ki arkadaşlar K sayısında da ne olacak? Bir döngü olmuş olacak. Şimdi 0 virgül, bak devir hangisinde? 45'te ya. O yüzden sürekli böyle 45, 45, 45, 45, 45, 45 bu şekilde devam ediyor. Şimdi 1 virgül, bak bunu da 312'nin üstünde devreden. O yüzden 312, 312, 312, 312 bu şekilde gidiyor. Hatta şurayı bir şey yapalım da. Bir tanesi fazla geldi. Böyle de devam ediyor arkadaşlar. Bunları biz ne yapacakmışız? Toplayacakmışız. Toplayalım. 6, 6, 7, 7, 5, 8, 6, 6, 7, 7, 5, 4.
Şimdi hatta biraz daha devam etmiş olsak, bak biraz daha devam etmiş olsak 45 45. Şimdi ne yapalım? 312 7 5 8. Şimdi döngüye bir bakacak olursak arkadaşlar, döngüye bir bakacak olursak şimdi şuradaki 4 sanki işi bozuyor gibi değil mi? Çünkü bak şuraya dikkat edecek olursak, bak şöyle sanki şuraya kadar bir döngü aynı. Bak 577 668. İşte 577 668. Böyle devam edecekti bu normal şartlar altında, değil mi? O yüzden bak bizden virgülden sonraki 75. rakamı sormuyor mu? Evet. Virgülden sonra bakın bir 4 var bizim fazlalığımız. O yüzden birincisi bu. Virgülden sonraki birincisi bu. O yüzden geri kalan şu 74 rakam arasında bir döngü yakalamış olduk. Ne yapacağım ben? 74'ü o zaman kaçta bir tekrar ediyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'da bir tekrar ediyor. O yüzden 6'ya böldüm. 12 ile 6'yı çarparsam 72 olacak. Kalan da ne olacak arkadaşlar? 2 olmuş olacak. Peki bizim ikinci döngümüz hangisi? Bak sakın bu 4'ü şey yapma. Biz bir 4'ü başta devre dışı bıraktık zaten. Tamam mı? Geri kalanların içerisinde bak ben döngüyü hesapladım şu 74'ü 6'ya bölerek. Bizim döngümüz içerisindeki ikinci sayımız hangisi? 7 oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A şık. 7'ye bakalım. Bir hemşire 6 günde bir, doktor ise 4 günde bir nöbet tutmaktadır diyor. O zaman ikisi birlikte biri 6 günde biri de 4 günde bir. İkisi birlikte en erken ne zaman nöbet tutarlar? 6 ile 4'ün ekogu değil mi? Ya da ikisinin okey ki ne olacak? 6 ile 4'ün 12 günde bir ikisi birlikte nöbet tutmuş olacaklar. İkinci nöbeti perşembe günü tutmuşlar. 18. nöbeti hangi gün tutarlar? Şimdi arkadaşlar 2 tane nöbeti tutmuşlar. 18 tane nöbet tutacak. O zaman geriye ne kadar nöbet tutması gerekiyor? 16 tane nöbeti. 16 tane nöbeti. 12 günde bir tutuyorlar. Birlikte tutuyorlar arkadaşlar. 12 çarpı 16'dan 192. Ben şimdi gün olarak hesaplamak istiyorum. Gündeki döngü nedir? 7'dir. Dolayısıyla 192'yi 7'ye böldüm. 14, 52, 49. Kalan da 3 arkadaşlar. Perşembenin üstüne 3 gün ekleyecek olursam cuma, cumartesi ne olacak arkadaşlar? Pazar olmuş olacak. Doğru cevabımız C şık. 8. ve son sorumuza bakalım. Bakın bir K sayısı verilmiş arkadaşlar. Bu şekilde tanımlanmış. K sayısını baştan itibaren 2 basamaklı sayılar halinde yazar. O zaman bir M sayısı verilmiş. O zaman ne demek bu? M sayısını 2 basamaklı sayılar halinde yazar olacak. Nasıl 2 basamaklı sayılar halinde? Bakın şöyle, şöyle, şöyle ikili ikili alacağız yani. 3, 5, 7, 9. Bak şuradan sonrası tekrar ne yapıyor arkadaşlar? Başa sarmış oluyor. Baştaki 1, 3'e. O zaman bak ben bu kırmızılardan yuvarlak içine aldığımdan kaç tane var? 5. 5'te 1 o zaman ne yapacak arkadaşlar? Döngümüz olmuş olacak. 84'ü soruyor ya. 84'ü 5'e böldüğüm zaman, 5'e böldüğüm zaman kalan ne olacak? 4 olmayacak mı? Evet, 4 olacak. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4. Dördüncümüz de ne olmuş oluyor? 35 olmuş oluyor. Cevabımız D şık. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.